Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Hukuk öğretileri, hukuk öğrenmeye hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün Adalet Bakanlığı yükselme sınavı, görevde yükselme sınavından bahsedeceğiz. Tabii ki bu sınav nedir? Kimler katılabiliyor? Kimlerin katılma hakkı var? Bunlardan bahsedeceğim. Bu katılan arkadaşlar, başarılı olan arkadaşlar nasıl çalıştılar? Hangi yöntemi kullandılar? Bunlardan bahsedeceğiz. Tabii ki ben yine konuşmayacağım. Sözü bu yollardan geçmiş ve bu sınavda başarılı olmuş bir öğrenci arkadaşımıza bırakacağız. Birçok arkadaş bana özelden mesaj attı. 90 alan var, 91 alan var, 80 üstü birçok arkadaş dönüş yaptı. Onlardan bir arkadaşımızı konuk alacağız. Süreci bize anlatacak. Bu sınav neymiş? Ben hiçbir şey bilmiyormuş gibi arkadaşa sorumu ileteceğim. Arkadaş da bana o cevabını verecek. Şimdi konuğumuzu canlı yayın isteği göndermesini bekliyorum. Merhaba Kıymet, nasılsın? Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? İyi. Öncelikle tebrik ederim. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim. İnşallah bundan sonra galiba mülakat var. Mülakatta da başarılı Aha, olacağını mülakat. düşünüyorum. İnşallah. Bize bu sınavın ne olduğunu anlatabilir misin? Tamam. Bu sınav zabıt katipleri için yapılan bir sınav. Zabıt katipliğinde 6 yıl doldurmuş olmak gerekiyor. 4 yıllık işletme iktisat bölümünü bitirmek gerekiyor ya da 2 yıllık adalet bölümünü bitirmiş olmak gerekiyor girmek için. Kaç yıllık zabit katip olman gerekiyor? 6 6 yıl. yıl. 6 yıldan dolduranlar bu sınava girmeye hak kazanıyor. Eğitim durumunda uygunsa o şekilde girmeye hak kazanıyor. Şu an bu sınav o zaman sadece kurum içi yapılan bir sınav. Evet, kurum içi yapılan son sınavdı bu sınav. Bundan sonra hukuk mezunları da girebilecek. Avukat olanlar, hukuk bitirenler. Her yıl yapılıyor mu bu sınav? Bu sınav en son 2015, 2016, 2017'de arka arkaya yapıldı. Onun dışında en son 2-3 yıldır yapılmamıştı. 3 yıl sonra şimdi yapıldı. Tarihi belli değil. Bakanlık ne zaman açıklarsa o zaman oluyor. Bazen arka arkaya, bazen 2-3 yıl ara veriliyor. Peki bu sınava hazırlanırken nasıl bir yöntem tercih ettin? Neler çalıştın, neler yaptın? Ne kadar sürede hazırlandın? Ben Ocak ayında başladım çalışmaya. Kanunlardan başladım. Kanunları birer kere okudum. Sonra sınava son bir ay kala gelinimizden sizin sayfanızı gördüm zaten. Sonra anayasa hukukundan başladım sizin sayfanızdan. Sonra baktım ki ben hani kanunlardan çalışırken falan çok fazla bir şey anlamamışım size kadar. Siz isminizle de diyorsunuz ya, istemeseniz de öğretir. Gerçekten öyleydi. Hani çok net anladım. Zaten sizin sayfanızdan çalıştığım derslerden hiç fire vermedim. Hepsi doğru çıktı. Hangi dersleri bizden dinledin? Bizim konularımıza dahil olan bütün derslerinizi, anayasa hukukunu dinledim. CMK'yı dinledim, İYÜK'ü dinledim. Ceza genel. Evet, hepsini. Aslında vatandaşlığı da dinledim ben. KPSS'ye yönelik yapmıştınız ama hani gene de bir bilgi bir bilgidir diye. Zaten sınavda da birçok şey çıktı. Çok güzel. Peki bu sınavın konu dağılımı neler? Ceza mahkemesi var. İYÜK çıkıyor. 6100 çıkıyor. Hukuk mahkemeleri kanunu. Anayasa çıkıyor. Halkla ilişkiler, etik. Adli komisyonunun görevleri, yapısı. Anladım. Peki şu an sen adliyede katipsin. Bu sınav yazılıyı geçti. Mülakatı geçtikten sonra ne unvanla çalışacaksın Yazı adliyede? işleri müdürü olarak. Yazı işleri müdürü olarak. Oo, direkt yükseliyoruz. İnşallah. Hayırlısı. Peki bu sınavın her yıl belli bir kontenjanı oluyor mu? Oluyor. Normalde Türkiye geneli yapılıyordu. Bu yıl ilk defa illere ayrıldı. Mesela ben İzmir'deyim. İzmir 72 kişi alacak. Mülakata da 72'nin 4 katı çağrılacak. Üst puandan aşağıya doğru sıralanacak. Mesela Ankara 56 kişi alıyor. İl il farklı.
Kaç puanla kapattı İzmir? İzmir daha önceleri en son yapılan sınavda 75 ile kapatmış. Daha kolay sınavlarda 65 ile kapattığı varmış. Ama bu sene kolaydı. O yüzden herkesin puanı yüksek olabilir, yüksek de kapatır diye düşünüyoruz. Şey, daha taban belli olmadı. Olmuyor. Sınava girenlere bağlı. Daha Onun yeni ne ayın zaman? 5'inde zaten. Dün açıklandı sınav. Ha, iyi bakalım. Peki bu ne zaman netleşir mülakata girme, mülakat sonuçları, göreve başlama? Bir ay içinde sanırım listeler açıklanırmış. Mülakat tarihi de açıklanır. İyi Normalde bakalım. yazılar arasında 1,5 ay oluyormuş da koronadan dolayı ertelenir mi ne olur şu an belirsizlik var. İyi bakalım. Peki bu çalışma nasıl bir yöntem izledin bu sınava hazırlanırken? Ne kadar vaktini aldı bu sınava hazırlık süreci? Dediğim gibi Ocak ayından Haziran ayına kadar ara ara hani fırsat buldukça kanunları okudum. Ha, düzenli bir Sonrasında çalışma programı izlemedin. yani Haziran'a kadar izlemedim çünkü sınava yapılacağı da belli değildi. Haziran'ın sonu Temmuz'un başı gibi sınav belli oldu. Zaten ben o sırada sizin sitenizde bulmuş oldum. Sizin sitenizden videolarınızı açtım, notlarınızı aldım. Mesela sadece sizden çalıştım denilebilir son zamanda. Bir de çok az uyku. Siz rehberlik videolarınıza da az uyku diyordunuz. Geleceğiniz için diyordunuz. Erken kalk. Evet. Mesela uyuduğum zaman şey düşünüyordum. İşte uyumamam gerekiyor. Rakiplerim çalışıyor. Benim zamanım boşa gidiyor. Kalkmalıyım. Birkaç ay uykusuz kalmalıyım. Daha sonra rahat etmeliyim diye düşündüm. Uyuyamıyordum zaten. O şekilde sürekli gece gündüz uyanık uyanık sizi izledim. Videolarınızı defalarca tekrar ettim. Her tekrar ettiğimde ben hiçbir şey bilmiyormuşum diye düşündüm. Hatta şu anda idari hakimlik sınavına girmeyi düşünüyorum sizin derslerinizden tekrar. İnşallah. Yok, bu videolar çok özenerek hazırlandı. Bizi keşfeden arkadaşlar da çok rahatlıkla bu videolardan faydalanabilir. Sen de bunlardan birisin. Birçok arkadaş da senin vesilenle, bu anlattıklarınla haberdar olacaktır. Yolun açık olsun Kıymet. Çok Senin teşekkür adına ederim. çok mutlu oldum. En azından bundan sonraki süreçte bu sınavın ne olduğunu, kimlerin girebileceğini hakkında birçok arkadaşın fikir edindi. Ve şöyle bir bilgi de paylaştın. Bu sınava sadece katipler, yani adliye personeli girebiliyor. Ve bundan sonra bir Evet. mesleğe daha girme hakkı tanındı. Evet, aynen. Hukuk Bu mezunlarına. kesin bir bilgi mi yoksa öğrenciler arasında dolaşan bir bilgi mi? Geçen sene açıkladılar. Hatta biz katipler olarak üzüldük. Hani hukuk mezunlarının da girebileceğine, bizim şansımızı düşeceğini düşündük. Zaten ben de bu sınava hazırlanırken hani son şansım olabilir. Hani seneye daha zor olur diye düşünerek ben daha çok çalıştım. Bu bakanlığın yaptığı bir açıklamaydı. Hukuk mezunlarından kastın stajını tamamlamış olmak var mı? Sadece hukuk fakültesi Hukuk mezunu olmak. öğrenimini bitirmiş olmak. Yani mezun olduğun anda girebiliyorsun. İlla stajını tamamlamak gerekmiyor. Kariyer Bundan sonra düşünülmüş. O yüzden hukuk mezunları artık giriyormuş. kariyer meslekleri arasına girdi. Evet. Bundan sonra daha da zorlu bir sınavlar sizi bekliyor. Aynen. İnşallah ben o sınava kalmam. Mülakatım da iyi geçer. Son sınavım İnşallah, olur. inşallah. Yolun açık olsun Kıymet. Çok teşekkür ederim sizin de. Değerli vaktini bize ayırdın, bizimle paylaştın bu bilgileri. Çok teşekkür ederim. Bizi izleyen diğer arkadaşlar da fazla vakitlerini almamış oldum. Adalet Bakanlığı görevde yükselme sınavı hakkında birçok bilgi verdin bize. Bu videoda birçok arkadaşlara yardımcı olacaktır. Arkadaşlar bu videoyu YouTube kanalında da paylaşacağım. YouTube Hukuk Öğretir kanalında. Oradan da rahatlıkla izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sorusu olan varsa açacağım. 1-2 dakika soruları varsa arkadaşlar onları alalım. Sonra da videoyu sonlandıracağım. Son olarak arkadaşlara söylemek istediğim şey var mı Kıymet? Yeni hazırlanacak olanları mı? Bundan sonraki süreçte. Sizin hiçbir videolarınızı kaçırmasınlar. Bütün notlarınızı alsınlar. Kitabınızı da mutlaka alsınlar. Yani İnşallah. sadece sizden çalışmak bile yeterli. Zaten her Eyvallah. şeyi gösteriyorsunuz. Herkese başarılar dilerim. İnşallah. Ben de sana başarılar dilerim bu kariyer hayatında. Yolun açık olsun. Umarım mülakatta geçmiş olarak bir gün bana mesaj atarsın. Ben de onu Instagram'da paylaşırım. İnşallah. Kendine iyi bak.
Siz de iyi akşamlar. Hoş ol, hoşça kal. Arkadaşlar, son bir bilgilendirme. Bundan sonra bu canlı yayınlarımız sık sık olacak. Konuklarımızdan bahsedeyim, planlanmış konuklardan. Arkadaşlar, akademisyen nasıl olunur? Bununla ilgili bir video gelecek yakın zamanda, canlı yayın olacak. Akademisyen olmak için ne gerekiyor? Lisans okuduktan sonra akademisyen olunabilir mi? Yüksek lisans, doktora, bu süreçler nasıl gerçekleşiyor? Bu sınavlara girmek için neler gerekiyor? Bunlarla ilgili bir canlı yayınımız olacak ve bu da YouTube'da paylaşılacak. Arkadaşlar, yaklaşık bir 15 yılın üstünde meslek deneyimi olan avukat arkadaşımız konuk olacak. Daha sonra bir müfettiş arkadaşımız konuk olacak. İcra müdürlüğünü, geçen seneki icra müdürlüğünü kazanmış olan bir arkadaşımızı yine konuk alacağız. Yani bu kariyer sohbetleri, artık adına ne derseniz arkadaşlar, bu önemli videolar, canlı yayınlar gelmeye devam edecek. Bize Instagram üzerinden ulaşabilirsiniz. YouTube üzerinden hukukoretir.com'dan siteden ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoş olun, hoşça kalın.